Geçen hafta en son bu DSP'de kalmıştık. DSP ile scope oluşturup dağıtmıştık. Bütün menülerini de incelemiştik. İncelemediğimiz iki tane menü var. Bir tanesi DSP Relay Agent. Bu iş hayatınızda çok işinize yarayacak bir konu. Diğeri de DSP'de Split Scope. Ona sonra geleceğiz. Şimdi DSP Relay Agent'ın ne olduğunu hatırlayalım. Ondan sonra da uygulamasını yapacağız. Zaten çok basit uygulaması var. 2 dakika sürmeyecek. DSP Relay Agent ne işe yarıyordu? Benim şurada bir tane makinem var. Client makinem. Şurada da bir client makinem var. Normal şartlarda bu makinenin tamamı kendi network'ünde bulunan DSP'den IP alıyorlardı. Ama olur da eğer kendi network'ündeki DSP çökerse gidip uzaktaki DSP server'dan IP alabilsin diye ortaya işte bir tane Relay Agent koyuyoruz. Bu Relay Agent işte normalde biz router'ların üzerinde bunu yapılandırıyoruz. Çok basit de bir konfigürasyonu var. Bu DSP Relay Agent'ın yaptığı tek şey şu: client ortama bağırdığında, bana IP veren var mı diye bağırdığında, bu broadcast IP paketini duyuyor, alıyor bu paketi ve karşı taraftaki DSP server'a gönderiyor. Yani şöyle düşünün, şurası 192.168 işte 1.0 network'ünde, diğer tarafta 2.0 network'ünde. Normal şartlarda Relay Agent diye bir şey olmasa, daha doğrusu ortada router diye bir şey olmasa, zaten şuradaki makineyle şuradaki makinelerin konuşmasının imkanı yok. Dolayısıyla router hem iki farklı network'ü birbirleriyle konuşturma görevini yine yapıyor. Üzerindeki DSP Relay Agent özelliği sayesinde de o farklı network'teki DSP server'dan IP almasını sağlıyor. Basit olarak bu. Başka hiçbir numarası da yok. Farklı bir network'teki DSP server'dan gidip IP alacağız. Zaten bunu geçen hafta konuşmuştuk. Hani tekrar yapalım, unutmuşum diye. Şimdi de uygulamasını yapacağız. Şimdi bir tane DC makinem var. Bu Allah'ın emri. Bunu artık her türlü açıyoruz. Domain kontrol makinesi. Bir server 1 var elimizde. Tabii geçen hafta snapshotlara döndük. Mecburen şimdi buraya DSP server kuracağız. En azından bir ufak tekrarda yapmış oluruz. Şimdi şu makinelerinize bir DSP server kurun. Oturum açarken admin'le açmayı unutmayın. Mouse neredesin? administrator@adatum.com şifresi dolarlı password. Server 1 makinenize bir tane DSP kurun, bir tane de scope yaratın. DSP. Hangi scope'u yaratacaksınız? Buranın IP'si 172.16. O klavye İngilizce olmuş. Adminle. administrator@adatum.com. Her zaman böyle açacaksınız zaten. 172.16 0 network'ünden dağıtın işte. 0 nokta işte 30'dan 0.40'a kadar dağıtın, çok önemli. Rolü kuralım server 1'e. Hem de hatırlamış olalım adımları. Rol kuracağım. Bu makine için kuracağım. Şuradan DSP server'ı seçiyorum. Add features'a tıklayıp yönetim aracını da kuruyorum. Daha sonra add next. Kursun. Ben de bir yandan başka ne makine açacaktık? Router'ı çalıştırayım. Direkt DSP next 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 kurun. Bittikten sonra da işte authorization işlemi için gerekli ayar yapacaksınız. Bir yandan da şu makineyi çalıştırayım. CL2. CL2 farklı network'te değil mi? Emin olayım da bir. Network 2 mi? Gel hadi. Network 2, tamam. Şunu da çalıştıralım. Şunu açana kadar bari videoyu durdurayım da uzamasın ya. Boyutu çok büyüyor. Şimdi kurulum bitti. Fakat DSP IP dağıtabilmesi için yetkilendirilmesi gerekiyordu. Mecburen Complete DSP Configuration'a tıklıyordum. Pencere bir açılsın.
Sanallar açılmadı mı daha? Şu login olmaya çalışıyor, o yüzden biraz kastı. Admin'le oturumu açmamışsın. Çıkış yap. Adatun.com'la giriş yapacaksın. O zaman çıkar. Şu açıldı mı hatta? Nerede bu ya? Heh, açılmış. Bunu direkt next'e commit diyorduk. Authorization yapması için. Close, bu kadar. DSP'nin kurulum bitti. Daha sonra şurada tools'tan DSP'yi bulayım. Bir tane scope oluşturacağım. Yeni scope 172 16 karşı 0 network değil mi? 172 16 0 işte 30'dan. Gerçi bu scope'un adına niye böyle yazıyorum, neyse. 172 16 0.30'dan 172 16 0.40'a kadar dağıtın gitsin, çok önemli değil. Devam. Exclusion'a gerek yok. Hadi gateway de verelim. 0.1. Ondan sonra next next finish. Yok, adotun şey administrator et adotun.com. Her zaman aynı şey yazıyorsun. Hayır. Administrator tor. İve kısmını sil, oraya yaz. Sıra tor. T'yi de koyacaksın. Oradan önce T var. Sıra tor. Tamam, böyle de oldu. Ama o şey backslash olacak. Alt GR ile bastın. Şimdi doğru. Password dolarla yazarsan olacak. 30'dan 40'a kadar dağıt dedim. Kafanıza göre verin ya. Çok önemli değil. Şurada. Ya zaten bu aralık birazdan bununla ilgili şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi benim bu yarattığım scope hangi network için dağıtıyor? 172, 16, 0. Dan işte 30'a kadar dağıttım. 16.0 network'ü için yaptım. Fakat şimdi şöyle bir şey var. Biz Relay Agent'ı ne amaçla kullanıyorduk? Benim diğer network'teki makinem gelip buradan IP alabilsin diye. Şimdi benim diğer network'te IP alacak makinem bu. Şuna yes deyin, geçin. Önemli değil. CL2 makine. Şimdi CL2 makinemin ben IP'sine bir bakayım. IP config. Şimdi benim bu makinemin IP'si, dedim ya CL2'de. Okları çizmedin mi? Çizdim. Bir mi dedim? Aa, kusura bakmayın ya o zaman. Şey CL2'yi açın açın. Biri kapatabilirsiniz. Biriyle işimiz yok. Pardon, ben yanlış işaretlemişim o zaman. İki dedim, bir mi işaretledim? Ha tamam. Çok fazla sanal olunca işte karışıyor gerçekten. Ben rework link kapatın direkt. CL2 açın. CL2 zaten hemen açılır. Neyse, ben anlatmaya devam edeyim. Siz CL2'de start deyin. Şimdi ben bu scope'u 172 16 0.30'dan 0.40'a kadar dağılsın diye yaptım. Fakat şöyle bir şey var. Benim amacım farklı network'teki makinenin gelip bu scope'dan IP alması ya. Gelecek makine senaryomuza CL2. Fakat CL2'ye IP konfigürasyonu yap dediğimde şöyle bir durum var. Bu makinenin IP'si 10.10.0.22. Şimdi ben diğer tarafta scope'u şöyle oluşturdum. Muhtemelen alıcı IP şu olacak. Fakat bu IP'yi alırsa kendi network'ünden bir IP almış olacak mı? Olmayacak. Değil mi? Çünkü bu adam 10.10'la başlayan IP'lerle konuşabiliyor. Dolayısıyla benim bu IP'yi ona dağıtmam bir anlamı yok. O zaman DSP Relay Agent yaparken scope'u işte kendi network'ümüz için oluşturmayacağız. Kim bizden IP alacaksa diğer network için oluşturmamız gerekiyor. Dolayısıyla bizim az önce oluşturduğumuz scope tamamen yanlış. Gene IP alır bu adam. Gelir alır bu network'ten bir IP, fakat kimseyle konuşamaz. Yani burada şu farkı göstermek için söylüyorum. Siz scope oluşurken evet kendi network'ünüz için oluşturuyorsunuz. Çünkü sizin network'ünüzdeki makinelerin IP'leri böyle. Bu network'te oldukları için böyle konuşabiliyorlar. Fakat Relay Agent'ta amaç diğer network'ün IP almasını sağlamak ya. Yani o da açıkta kalmasın, en azından benden gelsin aslında. Dolayısıyla o adamın açıkta kalmaması için ona bu network'ten IP dağıtmam lazım ki adam kendi arasında konuşabilsin. Yoksa bunu verdim mi hiçbir anlamı yok.
Dolayısıyla bu scope hiçbir işimize yaramaz. O yüzden yeni bir tane scope oluşturacağız ve bu network'ten IP dağıtacağız. Şu aralıktan dağıtabilirsiniz kafanıza göre. 0. gene 30'dan 0.40'a kadar dağıtın. Yeni scope'ta. On. IP version 4 sağ tık, new scope. Dağıtalım. Yeni scope'un ismini sallayalım. 10, 10, 0, 30'dan 10, 10, 0, 40'a kadar dağıtın gitsin. Subnet mask 255. Bu mu? O bizim kendi network'imiz için yapmış olduk şu anda. Sadece kendi network'ümüze dağıtacak. Tabii kendi network'üne de dağıtacaksan yani evet, iki ayrı scope yapacak. Fakat subnet mask'i 255 bırakamam. Neden? Çünkü o network'teki makine iki tane 255 ya subnet'i. O yüzden burayı düzelteceksiniz. Eğer kendim için scope oluşturuyor olsaydım bunu anlayıp hemen iki tane 255 yapıyor ama farklı network olduğu için anlayamıyor. Farklı network'te ya. Mecburen şunu 16 yapıyorum. İki tane 255 oluyor. Bu kadar. Sonrası normal oluşturmak. Exclusion'a gerek yok. Lee süresi kalsın 8 gün. Gateway vermek istiyor musun diyor. Evet. Fakat gateway'ini vereceğim. Tabii ki diğer makinenin gateway'ini vermem lazım. 10.10.01. Normalde adam gateway olarak onu görüyor ya. Madem benden IP alacak, o gateway'i ona vermem lazım. Evet deyip ekliyorum. Tekrar devam. DNS 172.16.0.10 kalabilir. Zaten orijinalde de öyle olması lazım. Çünkü tek domain controller var ya. Evet. Zaten bizim DC'mizi görüyor. Bunu aynen verebilirim. Sorun yok. Bu kadar. Win server'a gerek yok. Scope'u aktif etmek istiyorum. Ve finish. Sadece şunu yaptık. Nerede scope? Şunu bir küçülteyim de. 30'a 40 arası dağıt dedim. Gateway olarak da adama verirken 10.10.01 verdim. Çünkü adam kendi network'ünde gateway olarak bunu görüyordu. Yarın öbür gün işte onun DSP'si patlarsa benden de aynı bilgileri alabilsin diye gateway'i bu gösterdim. Yani burada Relay Agent'ta amaç oluşturduğun scope'u kendi network'ünüz için değil, sizden başka network'ten kim gelecekse o network için oluşturmanız. Tek fark bu. Yaptığım tek şey bu. Benim kendi network'üm için oluşturduğum scope zaten duruyor. Kendi network'ümden bir adam gelirse direkt buradan alacak. Ama şu network'ten bir adam gelirse direkt buradaki scope'tan almaya başlayacak. Başka hiçbir numarası yok. Sırf o network için bir scope oluşturdum. Şu durum çubuğunu bir rahatlatayım ya. Tıklayacak yer kalmadı. O network'teki hepsi 10.0.1 gateway'inden çıkıyor. Tamam mı? Scope oluşturdunuz mu? Şimdi gelip alacak ama CL2 makinesiyle ilgili bir sorun var. Bu adam şimdi Server 1 makinesine DSCP kurduğumuzu ve oradan gidip alması gerektiğini nereden anlayacak? Bunu da router üzerinde Relay Agent yapılandıracağız. Ancak o şekilde yapabiliriz. O yüzden router makinenize gidin. Bu router'ı ayrı olarak en az 2 gün, 3 gün işleyeceğiz. O yüzden şimdilik diğer menünün hiçbir önemi yok. Sadece Relay Agent kısmını yapalım. Bu router makinesinde zaten router kurulu. Bir kendine gelsin de makine dondu yine. Bunun RAM'i kaç router'ın? O buna çok düşük RAM vermişler. O yüzden biraz kasabilir. Hala tuşa basıyorum algılamadım. Kendimi. RAM'i çok düşük. Router makineye de 1 GB falan vermek lazım en az. Sürünüyor yoksa. Şimdi kullanacağım servis bu. Bu servisi eğitim boyunca kullanacağız. VPN yaparken de bu olacak. Bir ton şey yaparken bunu kullanacağız. Routing and Remote Access. Bunu çalıştırın. Dediğim gibi bunu 2-3 gün belki daha fazla bu sadece bu servisle ilgili konuşacağız. O yüzden şimdi Relay Agent kısmı bizi ilgilendiriyor. Şöyle çift tıklayıp büyütün. Zaten konfigürasyonu falan... Routing and Remote Access şurada. Nerede? Şurada. Tool'da. Routing and Remote Access.
İşte VPN yaparken de bunu kullanacağız. Bitcoin işte bunu kullanıyorsunuz. DSP'de kullanıyorsunuz. IIS'de web sitesi yaparken dışarıdan erişebilsin diye bunu kullanıyoruz. Yani bunun eğitimini ayrıca göreceğiz. Ayrıca modülü var. Bayağı da uzun. Şimdilik sadece Relay Agent kısmına bakacağız. Şöyle genişletin şurayı. IP versiyon 4 kısmını genişletin. Şu sizin makine adınız zaten. Long.RTR. Şöyle genişlettiğinizde şurada General diye bir tab var. İşimiz burada. En azından şimdilik. Açtınız mı bunu? Geldiniz değil mi? Şurada General'a sağ tıklıyorsunuz. New Routing Protocol. Yeni bir tane protokol ekleyeceğim. New Routing Protocol. Tıklıyorum ona. Bana diyor ki hangi protokolü kurmak istiyorsun? Diğerlerinin hiçbir önemi yok. Yapacağız. Konusu gelince. NAT falan yapmak için şuradan yapıyorsunuz. Örneğin şimdilik bunu söyleyeyim. Bizim yapacağımız Relay Agent. Relay Agent'ı direkt seçiyorum. Okey dedikten sonra şuraya DSP Relay Agent ekledi. Yani şurada mevcut olarak bulunan iki tane protokolün haricinde işte şu DSP Relay Agent'ı da buraya attım. Şimdi yapacağım şey şu. CL2 makinesi hangi network yani hangi Ethernet'i kullanarak diğer tarafa geçecek? Diğer bir deyişle benim CL2 makinem IP isteyecek ya. Benim router'ımın CL2 ile konuşan bacağı hangisi onu göstereceğim. Hani normalde size demiştim ya router'ların iki tane bacağı olur. Bir tanesi şu network'ü konuşturur, diğeri bu network'ü konuşturur. Kendi aralarında bu şekilde konuşurlar. Benim CL2 makinem şurada olduğuna göre ben router'ın hangi bacağını bu CL2'ye göstereceğim? Şu bacağını. Dolayısıyla burada demem lazım ki bak senin CL2 ile konuştuğun bacak burası. Bunu yapmak için DSP Relay Agent'a sağ tıklayıp direkt new interface diyorsunuz. Yeni bir interface ekle. Burada işte diyor ki sen CL2 makinesiyle yani daha doğrusu IP isteyecek makineyle hangi bacak vasıtasıyla konuşuyorsun? Şimdi bunu normalde kendiniz ayarlayacağınız için eğer bu sanalı sıfırdan kursaydık o iki network kartını baştan ekleseydik hangisini hangi network için eklediğinizi bilecektiniz. Şimdi bilmediğiniz için mecburen ben söylüyorum. Normalde local area connection işte bizim o DC'nin olduğu networkle konuşan taraf. Bu local connection 2 de CL2 ile konuşan taraf. Burada da işte bize sordu o CL2 yani IP isteyecek makineyle hangi bacakla konuşuyorsun? Yani burada ezber yapmanızı gerektiren bir durum yok. Bunu şöyle de anlayabilirsiniz. Şunu bir hemen açayım. Göstereyim. İşimiz var 768 MW. Setstan. Hadi. Yani normalde bunu ezber yapacak bir durum yok. O bacakların isimleri farklı olabilir. Hani ben daha önceden baktığım için biliyorum. Normalde şu şekilde yapıyorsun. Zaten iki tane network kartı var ya. Bir burada, bir de şunun altında gözükmeyen. Bunun bacağı 10-10 network ile konuşuyormuş. İşte bana o, yani bu local area connection 2'yi seçmemin sebebi o. Benim CL2 makinem de bu network'te ya. Onunla konuşabilecek bacak bu. Buradan biliyorum. Yoksa ezber yapacak bir durum yok. Siz zaten IP verirken kendiniz vereceğiniz için bunlara o bacağın ne olduğunu bileceksiniz. Dediğim gibi bu işlemi çok yapacağız zaten. Sürekli yapacağız. Normalde bu makine sanallar hazır olmayıp biz kursaydık IP'yi böyle yapılandıracağım için baştan Local Area Connection 2'nin o network için yapıldığını bilmiş olacak. Tam demek istediğim bu. Ezber yapmanızı gerektiren bir durum yok. Local Area Connection 2'yi ekliyorum. OK'ye basıyorum. Burada bana iki tane soru soruyor. Bunlardan bir tanesi şu. Sen bu işlemi yapabilmek için kaç saniye bekleyeceksin? Yani CL2 makinesi bana IP veren var mı diye bağırdığında, bu yardım çığlığını duyduğunda diğer network'e gidip IP isteme işlemi için kaç saniye bekleyeceksin? Burada onun süresini belirtiyorsunuz. Varsayım olarak bırakırsanız 4 saniye. Diğer hop count dediği olay da şu. Şimdi router'ım benim burada. CL2 makinem de şurada. Şurada da diğer network'teki DSP server'lar. Şöyle birbirlerine bağlı bunlar. Şu bacaklardan. Hop count dediği şu. CL2 IP istediğinde kaç tane router geçmeli? Eğer burayı 4 bırakırsanız CL2 diğer DSP server'a ulaşana kadar 4 taneden fazla router geçerse IP alamıyor. Yani arada şöyle 5 tane router var. Şunlar şöyle birbirine bağlı. Şunların hepsi router.
Şöyle 5 tane router var. CL2 makinesi de şuradaki makine. Şu da CL2 makinesi. Bu adam şu DSP'ye ulaşırken şuradan 1, 2, 3, 4, 5 router geçerse IP alamıyor. Eğer buradaki değeri 4 bırakırsanız maksimum 4 tane geçmek zorunda. Yani şu olmasaydı işte 1, 2, 3, 4 tane geçtikten sonra direkt DSP'ye ulaşıyorsa IP alacak. Ama 5 olursa alamayacak. Neden böyle bir şey var? İşte ne kadar çok router geçiyorsa her geçtiği router'da bir trafik yaratıyor ya, network trafiği. İşte bu network trafiğinin önüne geçmek. Başka hiçbir numarası yok. 4'ten mesela bunu 2 tane yaparsan 2'den fazla geçemeyecek. Alabiliyor. 4 geçse de alıyor, 3 de alıyor, 1 de alıyor. Ama 5 tane geçtim alamıyor. Tamamen network trafiğini arttırmasın diye. Çünkü her geçtiği yerde bir iz bırakacak. Yani sonuçta bir veri paket geçtiği için sürekli network'te trafik yaratacak. Çünkü o paketler geçtikten sonra IP'yi almak ikinci istekte bir daha geri gidecek. Üçüncü kez IP'ni beğendim diyecek. Request paketi olacak. Dördüncüde de al sana IP diyecek. Hani 4 adımda oluyordu ya. Sonuçta 4 kere gidecek, 4 kere gelecek. 5 router geçse 40 tane paket toplam. Infinity sınırsız demek zaten ya. Sınırsız geçebilir. Varsayalım olarak 4 bırakın gitsin. Yani çok önemli değil. Bu kadar fazla router varsa, bu kadar büyük network varsa, ne bileyim, bu kadar büyük bir network ortamı olup da başka bir DSP server'a ihtiyaç duymanız pek mümkün değil açıkçası. 16 maksimum hiç denememiştim. Bakayım. 16'ymış, evet. Maksimumda şu kadar saniye bekleyebiliyorsun. Bu da neredeyse 86.400 saniye bir günde. Demek ki bu 11 saat falan herhalde. Öyle bir şey, 11 saat falan maksimum bekleyebiliyormuş. Hiç gerek yok. Zaten DSP Relay Agent kendi ortamındaki DSP çökerse, ki DSP çöktüğünde ayar kaldırmak 5 dakika bile sürmeyen bir iş. Tamam, yaradı işler bunlar. Çok önemli değil, çok da ihtiyacınız olmayacak söyleyeyim. Okey'e tıklıyorum, bitiyor. Buraya ekledim. Artık CL2 makinesi DSP'den, yani başka network'teki DSP'den IP istediği zaman beni local area connection 2 vasıtasıyla diğer tarafa gidip IP'yi alacak. Fakat bir sorun daha var. Şimdi tamam, bu bacak sayesinde CL2 yardım isteyecek. Yani gidecek diğer tarafa IP alacak da benim relay agent'ım o gelen yardım isteğini hangi DSP server'a yönlendireceğini bilmiyor. Değil mi? Sadece yönlendirmesi gerektiğini biliyor ama kimden gidip IP alacağını bilmiyor. Yani şöyle düşünün, benim şurada server 1 değil de 3 tane server'ımda IP dağıtıyor olabilir. Hangisine gideceğini nereden bilecek relay agent? Bu sadece gideceğini biliyor. Hangisine gideceğini bilmiyor. Dolayısıyla senin şuna gitmen lazım diye söylememiz lazım. Bunu yapabilmek için de DSP Relay Agent'a sağ tıklayıp özelliklerine giriyorsunuz. Hangi DSP server'a yönlendirmesi gerektiğini buraya yazıyorsunuz. Bu kadar. Server 1'in IP'si 0.21 miydi? Öyle hatırlıyorum. Bir daha kontrol edeyim. 172.16.0.21. Add'e basmayı unutmayın. Direkt OK derseniz eklemez. Add'e basacaksınız. Şuraya attıktan sonra OK deyip kapatabiliriz. Şimdi yaptığımız, tekrar bir özet geçeyim. Şurada düzgün yazayım. DSP server'ım var. Şurada router'ım var. Şurada da CL2 makinem var. Şurada da bir tane senaryo geri diyorum. Bir network'tü. Şuradaki network'te de bir tane DSP server vardı. Şurası 10-10 network'ü. Şurası 172.16 network'ü. Şu ikisi beraber konuşuyorlar. Şunlar da beraber konuşuyor. Şöyle. Şöyle düşünün şimdi. Şimdi senaryomuza göre CL2 makinesiyle DSP, şunlar farklı bir network'teler. Şunlar farklı bir network'teler. Bir gün bu DSP server patladı. Bir şekilde çöktü. IP dağıtamıyor. Şimdi CL2'nin yeni IP alması lazım. IP'sini veya renew etmesi lazım. Şimdi diyelim ki DSP'si 8 gün vermişsin lease süresi. 8 günde ayağa kalkmadı, patladı. Bu adam ne yapacak? Madem bana IP veren yok diyecek. Başka bir DSP server arayacak network'te. Varsa ondan alıyordu, hatırlarsan senaryoyu. Yoksa ne yapıyordu işte? Ya IP'sini bırakıyordu
ya da gateway yoksa zaten direkt dördüncü günde IP'sini bırakıyordu. Fakat CL2 router'ın üzerinde eğer relay agent özelliğinin, relay agent protokolünün olduğunu anlarsa ve hiç 8. günün sonunda DSP bulamazsa IP'sini bırakmıyor. Zaten bırakamıyor. Şöyle bana IP veren var mı diye son bir yakarışta bulunuyor ya, bulunuyordu ya 8. günde. Relay agent'ımız, bizim şuradaki relay agent'ımız bunu duyuyor. Alıyor bu yardım isteğiyle. Üzerindeki o lokal araya connection 2 diye belirttiğimiz bacağından, yani şu tarafa bakan bacaktan alıyor. Diğer taraftaki DSCP'ye ulaştırıyor. Şimdi alacağını nasıl anladı? Diğer tarafa ileteceğini. DSP Relay Agent protokolünü açtığımız için. Bu bacaktan geleni yapacağını nasıl anladı? Buraya lokal araya connection 2 girdiğimiz için. Aldığı bu yardım paketini şu DSP server'a göndereceğini nereden anladı? Onu da özelliklerine, oranın IP'sini yazdığımız için. Yani senaryo tamamen bu. Bu adam açıkta kalmasın 8 günde. Ama dedim yani bunu geçen derste söylemişim. 8 günde bir DSP server'ı ayağa kaldırmamanızın imkanı yok. İşte düşünün sanallarda dandik RAM'lerle bile DSP kurmak 30 saniye. En kötü sıfırdan kurarsınız. Ki en kötü backup'ınız var. Saatte bir varsayamak backup oluyor. Komple mi patladı? Silin DSP rolünü. Silmek 30 saniye, hadi 1 dakika restart falan koy. 1 dakikada da yükleniriz 2 dakika. Backup'ı yüklemek de 10 saniye. 2 dakika 10 saniyede zaten ayağa kalkar. Yani 8 gün DSP ayağa kaldıramamanız imkansız. İmkansız. Yani bu senaryo işte dediğim gibi başka amaçla da kullanıyor olabilirsiniz. Kendi skopunuzda kalmamıştır. Diğer taraftan aldırabilirsiniz. Yani bir ton senaryo olabilir. Ama normalde dediğim gibi mantık bu. Tamam, var mı bununla ilgili sorusu olan şimdi? Üzerinden bir daha geçelim. Sınavda bununla ilgili soru var mıydı? 413 de var galiba. 410 sınavında var. 410'la yoktu değil mi? 410 zaten kurulum ve konfigürasyon sınavı ya. Onda normal olmamız. Tamam, var mı sorunuz bununla ilgili? Hocam sadece bir çağrıya mı cevap verebiliyorsunuz? İki tane, iki şey, bilgisayar bağlıyor. Yok, hepsini geçiriyor. Ne kadar bilgisayar varsa alayını öbür tarafa aktarıyor. Tamam, şimdi denemesini yapacağız o zaman. CL2'nin tarafında zaten bizim DSP'miz yok. O yüzden hani DSP'yi patlatacak bir durum yok. Ne yapacağız? CL2'nin IP'sini otomatiğe çekeceğiz ki bana IP veren var mı diye bağırsın. Bunun IP'sini otomatiğe çekelim. Yoksa çünkü şu anda statik ya zaten. IP çağrısı yap. Tabii şu anda CL2'nin statik. Yani sanal zaten öyle geliyor. O yüzden. Peki bu 8 gün otomatik olup da 8 gün sonra IP'sini bırakıp zaten 8 gün şu anda bu IP üzerine olduğu için zaten bağırma ihtiyacı yok ya. 8. günde bir bittiğinde zaten bunun bir de statik. Bunda 8 gün olayı da yok. Bu zaten statik. Ömür boyu buna yapıştı bu IP. O yüzden şimdi statik IP'yi kaldıracağım ki yardım çağrısında bulunsun. ncpa.jpl ncpa.jpl direkt açın. IP'yi otomatiğe çekin. Diğer taraftan gitsin alsın. Alamayanlar adamın hiçbir IP'si yok. DSP'nin de kim olduğunu bilmiyor. Otomatiğe çekip okey dediğinizde bana IP veren var mı diye bağırmaya başlayacak. Kendi ortamında birileri varsa alacak. Ama olmadığı için ne yapacak? Router bu yardım paketini duyacak. Fakat ne kadar bekleyecek? 4 saniye bekleyecek diğer tarafı iletmek için. Ha bu arada neden 4 saniye bekliyor? Kendi tarafındaki DSP belki geç cevap vermiş olabilir. Hani belki de DSP geçici olarak o anlık bir problem olmuş olabilir de bir 4 saniye bekleyin diyor. Çünkü 4 saniyede kesin cevap verir. Vermezse ben yönlendiririm diyor. O yüzden okey dedikten sonra IP almanız biraz uzun sürebilir. Çünkü 4 saniye DSP Legend bekletiyor ya paket. Ben de şey yapayım. Bir okey diyeyim. Şey okey diyeyim diyorum. Otomatiğe çekeyim. Okey diyeyim. IP'mi otomatiğe çekiyorum. Şimdi bu adamın hiçbir IP'si kalmıyor. Okey dedim. Tekrar okey dedim. Zaten pencere kapanmıyor. Şu anda 4 saniye saydı relay agent. Şu anda 4 saniye geçtiği için paketi diğer tarafa yönlendirmeye karar verdi. Bekleme
Şu anda bağırıyor bana IP veren var mı diye. Relay 4 yazdığım için 1 yazsam daha az bekleyecek. Şey değil mi? 4 saniye içerisinde belki kendi network'ünden bir IP verir diye bekliyor. IP config all yapıyorum bir daha. Daha almamış. IP almış, daha IP'yi alamamış. Yönlenmemiş olabilir bu arada. Sanallarda related şey RAM'i falan düşük ya. Aldı benim. 169 IP payıydı ya. IP'yi alacak kimse bulamazsa, DS bulansa hani IP paya düşüyor demiştim ya, 169.254 ile başlayan bir IP. İkinci seferde aldı. İlk seferde almaması sanallarla alakalı çünkü related pakete cevap vermiyor olabilir. Makineler kasılıyor ya biraz da. Zaten onu da göstereceğim şimdi. Bakın benim aldı şu anda. Bir daha IP config all yapın. Olmadı şey yapın. IP config boşluk slash renew yapın. Kendiniz aldırın. Hani IP otomatiğe çektikten sonra okey diyorsunuz ya. Okey dediğinizde belki relay agent gönderememiştir. Kasıyor ya makineler. Siz bir daha renew deyin, tetikleyin. Şöyle yapacağınız şu. Yellow yapın. IP config renew. Şunu verin CMD ekranında. Bir daha IP yardımında bulundu. Şey yardım çığlığında bulunsun. Relay agent'ın RAM'i 700 MB ya, kasmışsa yönlendirememiştir. Özellikler arasında değil mi? Bunu profesyonel özelliklerine göre.
sürüsü falan yazdı. Hani diğer, ana diğer çiftler almadı diye. Bol yaptın mı? Halbuki sürüsü, ha diğer tarafa aldı ya mı geçiyor? Yani bunun için 8 gün beklemeyeceğiz. Diğer bayağı halka satmalı olacak ya. Niye beklemiştim? 8 gün direkt var. Hadi. Ol yapman lazım. Ol yapman lazım. Ben de böyle yapıyorum.
kendine veri paketini bu network'te konuşabileceği şekilde translation yapıyor. Tamam sanırım. Herkes aldı artık. Alamayan varsa IP'yi zaten dediğim gibi ya DSP scope'da problem var, oluşturamamış veya router'da yönleneceği yeri göstermemiş. IP seni statikten otomatiğe çekmemiş olabilir. Relay agent bu kadar. Varsa sorusu olan cevaplayalım. Yoksa DSP'de son bir şey 5 dakika göstereyim. Sınavda çıkacak, bu haberiniz olsun. Yani bu bilgi adamın kendi yapacağı sınavda çıkacak. Kendi DSP'si bunu kendi DSP'si çıkar zaten. Bana IP veren var mı diye bağırdığında o atlayacak ya. İlk bağırmasında direkt atlayacak. Tabii şöyle bir şey olacak. DSP o ayağa kalksa bile bu şimdi 8 gün IP aramayacağı için
şey 4 gün IP aramayacağı için problem yok. Ama şey hani hiç kapanmazsa 4 gün sonra bağırıyor ya %50'sinde. O zaman kendi DSP'sini anlar. Veya restart ettikten sonra DSP'si kalkmazsa gene anlayacak. Ama kendi DSP'si yoksa ayağa kalkana kadar, o DSP kurulana kadar mecburen bu IP'yi kullanacak. Ama hiçbir şey fark etmiyor sonuçta. Kendi network'ünden yani kendi scope'undan da alsa bu IP'yi alacağı için hiçbir sıkıntısı yok. Gayet güzel bir uygulama. Relay Agent süperdir. Şimdi son bir şey. Server bir makinenize gidin. Split scope diye bir olay var. Ondan bahsedeyim. Sınavda çıkacak bu. Şurada IP versiyon 4'ün altında scope'larımız var ya. Şu 172.16.0 scope'u. Sadece konfigürasyonu var. Zaten denemesini yapmaya gerek yok. Çok basit bir şey. Şu scope'a sağ tıklıyorsunuz. Şurada Advanced'da Split Scope var. Scope'u parçala. Onu bir açın. Split Scope. Daha fark etmez. Herhangi bir tanesine sağ tıkla. Şeyini yapmayacağız zaten uygulamasını. Bir şey yok yani. Yapacak, deneyecek bir şey yok. Scope'a sağ tık. Advanced'dan Split Scope. Scope'u parçala. Şimdi Split Scope ne işe yarıyor? Şu hoş geldiniz ekranına bir next deyin. Split Scope şu işe yarıyor. Diyelim ki sizin network'ünüzde, örneğin bizim server 1 makinemizde bir tane DSP'miz var. Eğer olur da iki tane DSP'miz olsaydı, ikinci bir DSP'miz olsaydı, ben Split Scope sayesinde şöyle diyebiliyordum. Benim scope'umun %80'lik kısmını, yani o aralığın, örneğin 200 tane IP dağıt dediysem, bunun 160 tanesini, yani %80'lik kısmını birinci server'ım dağıtsın. Kalan %20'lik kısmını da ikinci DSP server'ım dağıtsın diyebiliyorum. Hani hatırlarsanız gecikme süresi diye bir şey ayarlayabiliyorduk ya, sen şu kadar bekle diyorduk scope'u oluştururken. İşte onu kullanma amacımız aslında bu. Benim ortamda iki tane DSP server'ım varsa ve ben şunun başına bir şey geldiğinde şu da IP dağıtmaya devam etsin istiyorsam, hiç relay agent'lara falan gerek kalmadan ikincisi dağıtsın istiyorsam işte split scope yapabiliyorum. Split Scope'da kural şu: hangi DSP server'dan IP dağıtmak istiyorsanız ona IP'lerin %80'ini verirsiniz. Yani sizin scope'unuz diyelim 1.1 ile 1.200 arasında, 200 tane dağıtıyorsunuz ya. Bunun %80'i, yani 160 tanesi birinci DSP'nizde oluyor, 40 tanesi ikinci DSP'nizde. Daha sonra siz ikinci DSP'ye gidip diyorsunuz ki bak sana 40 tane verdim. Senin amacın birincinin başına bir şey gelirse devreye girmek. Bu yüzden IP dağıtırken örneğin 500 milisekund bekle. Dolayısıyla birisi yardım isteğinde bulunduğunda birinci DSP server'ım 160 tane IP'sinden IP dağıtmaya başlıyor. Ama olur da başına bir şey gelirse bu 0.5 saniye, yani 500 milisaniye bekliyor. DSP'nin çöktüğünü anlıyor ve üzerindeki 40 tane IP'den dağıtmaya başlıyor. Yani bunların tamamen amacı yedekli çalışmak. Yo, hiçbir şey fark etmiyor. Tek bir DSP'den 200 IP dağıtacağına ortama ikinci bir DSP koyuyorsun. Diyorsun ki sen 200 dağıtma artık. Ha, 40 tane dağıtır. Tabii o var. Şimdi birinci DSP ayağa kaldırana kadar 40 tane IP'm var elinde artık. Ama dediğim gibi yani ortama 41 tane makinenin bir anda girme ihtimali yok. En başta böyle bir şey olabilir. Daha firma ilk yapılandığında. İlk yapılandığında DSP çöküyorsa zaten orada bir sorun var demek. Ama sonradan DSP çökmesi gayet normal, çökebilir. Hani zor da olsa çökebilir. Ama şöyle bir şey var, 41 tane makine bir anda girmez ortama. Yani çok çok büyük firmalarda tabii ki muhtemel. Yani sonuçta hayat senaryosu, bu her şey olabilir. Ama dediğim gibi DSP ayağa kaldırmak en fazla işte diyorum ya, SSD diskler falan var gerçek serverlarda. Veya daha canavar gibi diskler var. Bizim böyle dandik bilgisayar diskleri yok. Yani bir DSP'yi silip yeniden kurup yeni bir scope oluşturmak maksimum 1,5-2 dakikanızı alacak. Maksimum. Ama dediğim gibi 40 tane IP üzerine tutuyor. Yani burada şey 80'e 20 kuralı şart değil. İsterseniz 60'a 40, 50'ye 50 yapın. Microsoft diyor ki 80'e 20 gayet iyi bir kuraldır diyor. Çünkü her şeyi birinci server yapacak ki en çok IP onun üzerinde dursun. Bu sadece kenarda bulunsun. O yüzden 80'e 20 tavsiye ediyor. Ama isterseniz 50'ye 50 yapın, sorun değil. Yapacağınız tek şey şu: İkinci DSP server'ın IP'sini göstermek. Gerçi bizde ikinci DSP server yok. Hata vermez inşallah. Şöyle bir IP sallayalım. En azından sallamasını yapalım. 22 yazayım. Olmuyor. Mecburen DSP kuracağız. Hemen bir tane DSP kuralım ya. Şu DC makinenize kurabilirsiniz. DC makinesi hazır. Bu network'te açık bir makine. Şu
DC var ya, DC 1'e direkt DSP kurun. Scope mu kop oluşturmaya gerek yok. Direkt next next DSP kurun gitsin. DSP'yi seçtim. Next 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 install. Şimdi server 1'im ana DSP'imdi. %80'ini o dağıtacak. Kalan %20'sini de DC'deki diğer DSP server'unu dağıtacak. İşte bu da Relay Agent'ın diğer bir deyişi. Eğer DC'ye DSP kurmasaydım Relay Agent sayesinde gidip IP alabilirdi. Ama madem ikinci DSP server'ım var, bu sefer Relay Agent'a ihtiyacım olmayacak. Ama hem ikinci bir DSP kurup hem Relay Agent'ı kurarsanız şöyle bir güzel olacak. İkisi birden çökerse artık son çare Relay Agent sayesinde diğer network'teki server'dan gidip alır. Yani işinizi garantiye alıyorsunuz. Her halükarda adamların IP'siz kalmamasını sağlıyorsunuz. İşte dediğim gibi en başta hani olur da çalıştığınız şirket yarın öbür gün hani şu domain ortamı varmış bak hani sistem eğitimi aldın sen de geçelim derlerse en baştan böyle kurarsanız iyi bir yatırım yapıyorsa 2 DSP server sonuçta ikinci bir DSP server yeni bir maliyet demek. Hani sanallaştırma yapmıyorsanız sonuçta sıfır bir cihaz demek. Ama en başta öyle bir yatırım yapıyorsanız işte böyle 2 DSP server olursa farklı bir network içinde Relay Agent yaparsanız oradaki DSP server için asla IP'si kalmazsınız asla. Yani artık dünyanın yıkılması, yok göktaşı düşecek, bilmem ne olacak, mucizeler gerçekleşecek ki IP'siz kalasınız. Yoksa 2 DSP varken bir de Relay Agent'ınız varsa hayatta IP'siz kalmazsınız. Ne kadar kastın ya. Kurulum bittiyse complete DSP configuration'a tıklamayı unutmayın. Next ve commit. Sen IP dağıtabilirsin dedim. O kadar. DSP'yi kurduysanız direkt server 1'e dönün. Bakayım algıladı mı diğerinin geldiğini. Hala algılamadı mı? Siz DSP kurun bir yandan ben şunu bir algılasın diye restart ettim. Hocam DC'nin üstüne server'e konuşacak mısın? Ne? DC'nin üzerine? DC'nin üstüne başında geçecek yani DC'nin üstüne başlayabilir miyim? DC mi? DC'ye DSP kurarken hani makine seçiyor ya. Hı hı. Olur. DC 1 dışında başka bir şey. Hı seçiyoruz. Yapmıştık ya uygulamasını. Başka yeri de seçebiliyorsun direkt. Neyse IP'sini kendimiz eklemiyor. DSP kurduysanız tekrar Advanced Scope değil. Herhangi bir scope'un üzerinde. Buradan makinenin IP'sini yazacağım. DC makinenin IP'si 0.10 muydu? Allah Allah. Niye bunu görmüyor ya? Burada görüyor. Neyse IP görmüyorsa direkt add server'a tıklayın. Add server. Yeni bir server ekle. Şuradan browse'a basıyorum. Ortamda DSP kurulan makinenin listesini ortamdaki daha doğrusu bütün makinenin listesini bana çıkartacak browse. Nasıl bulacağım? Ya adını buraya yazacağım. DC1 diye. Veya advanced'dan find now. Adını biliyorum. DC1. Şöyle yazdım adını. DC1. Makine adını direkt yazdım. Ben yani makine adı DC1 olması lazım bu arada. Long DC1 miydi? Doğru diyorsunuz. Long-DC1'di değil mi? Ay İngilizce klavye ya. Long-DC1 veya Advanced'dan Find Now derseniz de çıkar zaten. Okey. Okey dedim. Sakın patlama. Şu DC makineye kurduğumuz DSP neyse gerek kalmadı. Ondan sonra next. Eklediniz mi bunu buraya? Long-DC1. Ya add server'a falan basmasanız da olur da yöntemini göstereyim. Long-DC1 yazın direkt. Donması birçok makine çalışıyor. Kaç RAM gidiyor şu anda? Şu anda 5 GB'a yakın RAM harcıyor. 1.5'te kendi harcıyor Windows.
6.5. Long tire DC 1. Direkt yazdım. Sonra next. Harbiden ne kadar kastın ya. Geldiniz mi bu ekrana şimdi? İşte %80'e %20 kuralını ayarladığınız yer burası. Microsoft diyor ki 80 buraya, 20 buraya verirsen iyi olur diyor. İsterseniz siz ben hayır 50 vermek istiyorum deyip buraya 50 yazabilirsiniz. Veya şöyle 50'ye çekebilirsiniz. Ama 80'e 20 her zaman geçerli ve iyi bir kuraldır. Dolayısıyla 80 yapın. 80'e 20. Kullanmıyor. Hiç gerek yok. 80 direkt 80'e 20. Hiç ellemeden bıraktım. Ama dediğim gibi olur da hani sınavda 50'ye 50 yapın diye bir şey çıkarsa buraya 50 yapacaksınız. Hayır, bu yüzde cinsinden. Kaç IP varsa onların %80'i. Mesela bizim bu sallama skobumuz 30'da 40 arası dağıtıyor ya. 10 tane var yani içinde. 8'ini bu dağıtacak, 2'sini bu dağıtacak. Ama olur da %60'ını dağıtmasını istiyorum, diğeri %40 dağılsın diyorsa ya şunu 60'a çekeceksiniz şurası veya gelip 50-60 yazacaksınız. Nerede? Şunu mu? 80'in üstünde. Şunu mu soruyorsun? Tamam işte bu şu anki makine. Ha bu host kendi makinesi ya. Benim makinem ne kadar dağıtacak? Edit eklediğim makine. Uzaktaki makine. Az önce edit deyip ekledim ya. Onu söylüyor. Tamam 80'e 20. Hiçbir şey ellememe gerek yok. Ama ben sizden isteseydim birinci DSP'siz 60 dağıtsın. Ya bunu 60'a getirirsiniz. Şu skalayı. Veya direkt buraya 60 yazabilirsiniz. Bu kadar. 80 yapıyorum. 80'e kendisi 20 oldu zaten. Tekrar next. Şimdi diyor ki DSP'leriniz kaç saniye beklesin? Amacım hangi DSP'nin önce dağıtmasını sağlamak? Host'un, yani birinci DSP'nin. Dolayısıyla ona bekle dememe gerek yok. Zaten onun dağıtmasını istiyorum ya. O yüzden sıfır bıraktım. Kimin beklemesini istiyorum? %20'lik kısmı taşıyan o yedekli DSP'nin. Dolayısıyla demem lazım ki bak önce bir verecek. Bir veremezse sen vereceksin. O yüzden sen bir süre bekle. Bekleyeceğin süreyi de işte millisecond cinsinden buraya giriyorum. Bu kadar. 500 millisecond 0.5 saniye gayet de yeterli bir süre. Çünkü 0.5 saniyede zaten DSP'niz cevap vermiş oluyor. Çoktan cevap vermiş oluyor. Zaten 1 saniye. Çünkü yetiyor ya zaten kaç? 10 millisecond da mı ne? DSP bitiriyor işini ya. 500 çok çok yüksek bir değer. 500 millisecond bekle dedim. Diğer server için. Next. Bu şu ana kadar bu işlemleri yaptın diyor. Eyvallah. Finish. Bu kadar. Close deyip kapatıyor. Bitti. Tamam, bu kadar. Şurada da yazıyor zaten. 30'da 40 arası bir scope'um var diyor. 38'de 40'ı diyor. Exclude ettim diyor. Biz halbuki exclude et demedik. Neden bunu kendisi dağıtmayacağım diye buraya eklemiş? Çünkü diğeri dağıtacak ya. Diğeri sorumlu ya. Ona bıraktı. Bu kadar. Split scope. Sınavda bununla ilgili soru var. Bilgi adamı sınavında. Microsoft sınavında var mı yok mu inanın hatırlamıyorum. Ama olsaydı kesin hatırlardım, demek ki yok. Yani bu mantıktan yok diyorum. Ama varsa da gördüğünüz gibi çok basit. Diğer tarafın IP'sini ekledim. 80'i 20'yi zaten yapacaksam hiç dokunmuyorum. O kadar. Tamam, var mı sorunuz? Yoksa gidelim hadi kahvaltı edelim. Var mı sorunuz? Videoyu durduracağım ona göre. Tamam.